Kod editörü için temel ayarlar. Bu derste şekildeki proje dosyası kullanılacaktır. Program cs dosyasına çift tıklayın. Editörle ilgili ayarlamaları yapmak için Tools menüsünden Options komutuna tıklayın. Açılan pencereden Text Editor seçeneğine tıklayın. Burada Visual Studio ile kullanabileceğiniz tüm editörleri görebilirsiniz. Burada ilk incelenecek yer genel ayarların bulunduğu General sekmesidir. Selection margin, editördeki metin alanının sol kenarı boyunca uzanan dikey boşluktur. Bu boşluğa tıklayarak kodun bütün bir satırını seçebilir, tıklayıp sürükleyerek satırların yerlerini değiştirebilirsiniz. Indicator margin, editördeki metin kısmının kenarının dışındaki boşluktur. Buraya tıklayarak kesme noktaları gibi araçları ekleyebilirsiniz. Editörde etkin bir şekilde kullanabileceğiniz başka bir özellik satır numaralarıdır. Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır. Bu özelliği açmak için All Languages sekmesine tıklayın. Display alanından Line Number seçeneğini aktif hale getirdiğinizde satır numaraları kod satırlarının yanında görüntülenecektir. Diğer bir kullanışlı özellik ise satır kesmeleridir. Bu özelliği açtığınızda satıra sığmayan kodlar bir alt satırda görüntülenecektir. Bu özellik kod satırını görmek için kaydırma çubuklarıyla uğraşmamanızı sağlayan güzel bir özelliktir. Bu özelliği açmak için setting alanındaki word wrap seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekir. Altında bulunan seçenek kesme yapılan satırın sonuna göstergesimgesi eklemek için kullanılır. Statement completion alanında bulunan özellikler varsayılan olarak aktiftir. Autolist member seçeneği ile kodunuzu yazdığınız zaman o an kullanabileceğiniz tüm kodlama nesnelerinin açılır listesi otomatik olarak görüntülenecektir. Parameter information bir metot çağrısını yazarken kullanılır ve metot birden fazla parametreye sahipse çok işinize yarayacaktır. Pencerenizde bu özel parametre hakkında bilgi veren bir ipucu aracı görünecektir. Navigation bar kod yazma penceresinde üst alanda görüntülenir. Eğer bu seçimi iptal ederseniz bu küçük açılır listelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Bu yapı kod içinde gezinmek açısından oldukça kullanışlıdır. Bu listeler sınıf gibi tüm varlıkları görüntüler. Seçilen varlığa göre fonksiyonlar görüntülenir. Gerçek bir uygulamada bundan daha fazla kod satırı bulunacaktır ve bu büyük projelerde çok kullanışlı bir özelliktir.